Kendisi ilk olarak diyor ki büyük ve çok önemli bir insan olmalı ki Türk devletinin bugüne kadar ona yaptığı işte tecrit ve bu izolasyonun sebebi ancak böyle anlaşılabilir. Ve bu tecrit ayrıca onun ne kadar önemli bir insan olduğunu kanıtlıyor demek istiyor. Aynı zamanda ama bu demek değil ki bu önemliliği ne kadar önemli olduğu bir tehdit anlamına gelmek zorunda değil tabii ki de. Ve kendisi dünya üzerinde de genel olarak çok popüler bir insan, Avrupa'da ve Amerika dahil olmak üzere. Özellikle sunduğu bazı fikirler, kendisini de çok beğendiğini söylediği öz örgütlenme, yerel örgütlere verilen önem gibi fikirlerin dünya üzerinde birçok yerde çok popüler olduğunu ve aslında buradan başlamamız gerektiği, bu grassroots denilen öz örgütlenme, yerelden aşağıdan örgütlenme modelini çok iyi tarif ettiğini söylüyor. Öcalan'ın bahsettiği öz yönetim, özerklik ve aslında bu toplumsal bireyselleşmenin karşısında bahsettiği fikirler aslında kapitalizme büyük bir tehdit sunuyor. Ve aslında bu fikirlerin hepsi özellikle özerklik ve öz yönetimcilik bir tehditten ziyade toplumlar tarafından bir tehdit olarak değil, kabul edilecek ve neredeyse hoş geldin denilecek fikirler aslında. I don't think they've reached their goal to start at the end. I mean, how can you reach your goal by creating such an extreme level of isolation, keeping someone incommunicado in the way that they've kept Öcalan? It can't create any good outcome. Amaçlarına ulaştıklarını kesinlikle düşünmüyorum. Yani çünkü böyle bir yöntemle, tecrit gibi bir yöntemle hiçbir amaca ulaşılamaz. Özellikle Öcalan gibi birini tamamen iletişimsizlik içinde bırakarak, dış dünyayla bağlantısını keserek ve tecrit altına bırakarak hiçbir çözüme ulaşılamaz. Amerika'da ve Avrupa'da da böyle olduğunu düşünüyorum. İnsanların, halkın büyük bir kısmı Öcalan'ın ismini bile bilmiyorlar. Ben daha önce Amerika'da süper maksimum korumalı cezaevlerinde araştırmalar yaptım ve bu cezaevlerinde ortalama çoğunlukla erkek olsa da kadınlar da var. 80 bin, 100 bin civarında insanlardan bahsediyoruz. Ama Amerika'da halka sorduğumuzda bu süper maksimum korumalı cezaevinin ne demek olduğunu bile bilmiyorlar. Ve Öcalan konusu içinde bu böyle. İnsanların bu konuda bilgi sahibi olmalarını sağlamak bize düşüyor. Ve hani Amerika'daki insanların da Avrupa'daki insanların da Öcalan isminin ne olduğunu ve onun kim olduğunu öğrenmelerini sağlamamız gerekiyor.